Merhaba arkadaşlar. Burada bir tane çiçek buldum. Bu şekilde düşmüş veya atılmış arkadaşlar. Ben bunu şimdi alacağım ve kurtarmaya çalışacağım. Bakalım. Şöyle yaprakları falan kurumuş bayağı. Kökü de kurumuş. İnşallah tutar. Bakın. Şöyle şuraya koyalım. Bakın arkadaşlar. Çiçek bile açmaya başlamış aslında. Çok güzel. Ama inşallah tutar ki kökleri bayağı bir pürçekleri kurumuş. Evet, ben bunu şimdi alıyorum, dikmeye gidiyoruz. Bu şekilde biberlerim vardı arkadaşlar. Biberler saksıda şöyle artık ben bunları söktüm. Çünkü daha çiçeği yok. Bunları da toplayacağım. Toprağına ise bu bulduğum çiçeği dikeceğim bakın. Şöyle bir tane daha biberimiz var. Yazın ben bu şekilde saksılara biber ekmiştim. Toprağım çok güzel arkadaşlar bakın. Bahçe toprağı içerisinde gübre var. Yani hayvan gübresi var. Şimdi ben şöyle yer açacağım içine. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu çiçek tutacak mı, tutmayacak mı? Bayağı bir dediğim gibi pürçekleri kurumuş. Bu şekilde deneyeceğim. Ama ben şu dallarından kıracağım. Bakın. Dallarından da farklı bir saksıya dikeceğim. Bakalım hangisi daha önce tutacak. Yine şuradan da kırmak istiyorum. Bakın. Daha hem böyle gelen tuttuğunda daha böyle sağlıklı ve bakın. Çok güzel olacak eğer tutarsa arkadaşlar. Yeni filizler açacak. O şekilde ben yapraklarını budadım ve hani tutmama ihtimaline göre de biraz daha toprak alacağım. Başka bir saksıya yapraklarıyla dikeceğim. Çünkü bu çiçeğin yaprakları da tutuyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir deneyelim bakalım. İnşallah tutar diyoruz. Şöyle bakın etrafında topraklarla dolduruyorum. Toprakla. Bu yaprakları da arkadaşlar eğer tutarsa bunlar yenileyecek ve güzelleşecek inşallah. Şunu da koparayım şuradan. Çünkü biraz yıpranmış ve kurumaya yöndürmüş. Bakın burada da göründüğü gibi şöyle yaprakları bile kurumaya başlamış. Bu kuruyan yapraklarını şöyle alıyorum. Bakın arkadaşlar inşallah tutacak. Ben bunu birazcık sulayacağım. Şöyle arkadaşlar can suyunu da verelim. Umarım tutar. Tutarsa da tutmazsa da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunu kenara kaldırıyorum. Ve diğer yapraklarımı dikeceğim. Bakın şu şekilde. Şöyle kırdığım yaprakları da farklı saksıya dikeceğim şimdi. Evet arkadaşlar ben böyle yoğurt kovasına dikiyorum. Bu arada eğer çiçeklerim tutarsa kova yani saksı değişimi yapacağım. Yeni saksılar alıp onlara dikeceğim. Şimdilik tutması için bunlara dikiyorum ve şöyle bıçak yardımıyla biraz şöyle biraz hava alması için delik açacağım arkadaşlar. Çok büyük açmayacağım. Şöyle bu zaten su fazla suyu vermesi için ve hava alması için yeterli olacak. Bu arada bıçağı da biraz hafif ocakta ısıtıp da delebilirsiniz. Bu şekilde de delebilirsiniz arkadaşlar.
Bakın bu şekilde ben birkaç tane delik yaptım şuradan ve buradan, yine buradan hava alacaktır. Evet, toprağımı dolduruyorum. Şöyle yine toprağım var. Bitkiyle uğraşmayı çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden ben bunlara yazın camın önüne biber dikmiştim. Bir tane kullanmadığım kaşık yardımıyla arkadaşlar. Şöyle biraz yuva açacağım. Sonrasında çiçeklerimi şöyle bakın. Bu şekilde şöyle dikeceğim. Suladığım zaman toprak böyle kendini hani böyle çekecek ve sıkışma yapacak. O yüzden ben böyle bırakıyorum kuru toprak içerisine. Bakın bu kuruyan yapraklarını da alıyorum arkadaşlar. Şöyle uç kısmında kıracağım. Buralardan sürebilir ve şuradan da sürer. Ucundan yine sürecektir eğer tutarsa. Şöyle bir tane son bir parçam, bakın bunu da dikmek istiyorum. İnşallah bu da tutacaktır. Yani dördünden bir tanesi bile tutsa benim için yeterli olacaktır. Şöyle topraklarımı biraz daha dolduracağım içine. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben şimdi su vereceğim. Suyunu da verelim. Toprak kuru olduğu için biraz fazla veriyorum. Evet. Bu şekilde bunu da kenara alıyoruz. Sonucu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ikisini de. Bakın bu şekilde çiçeklerimi diktim. Umarım tutar. Umarım güzel bir sonuç alırız. Evet, bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Sizler için çiçek